جوانن قرسه دایکن قرسه هم به خیر هاتنه سرسرمین سرچرمین هاتنه از و همیان و رزداری سوال دکم و دمیشم جارکتی هم خیر هاتنه سرسران هاتنه سرچوان هاتنه Sevgili Karslılar, çok kıymetli Kars halkı, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu coşkunuzdan dolayı, bu dik duruşunuzdan dolayı, bu kararlı duruşunuzdan dolayı hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, baş göz üzerine geldiniz. Burada yaşayan bütün halklarımıza, Türküne, Kürdüne, TRT'mesine, Azerisine, yerli halkına, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bugün Kars önemli bir miting yapıyor. Arkadaşlarım, tarihin en kalabalık mitingimizin olduğunu söylüyorlar. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere de saygılar sunuyorum. Sözlerime başlarken İstanbul Kadıköy'de bir ırkçı saldırı sonucu yaşamını yitiren Cihan Aymaz'ı saygıyla ve minnetle anıyorum. Ve bu ırkçı saldırılara sebep olanları ve bu ırkçı saldırıların gerçekleşmesini teşvik edenleri buradan bir kez daha kınıyorum. Onların bu ırkçı saldırılarına da bu kutuplaşma ve insanları birbirinden ayırma politikalarına da artık son vereceğimiz tarih 14 Mayıs tarihidir. Şimdi meydanlarda hakaret edenler, parmak sallayanlar, tehdit edenler, ırkçı söylemlerde bulunanlar bu son 5 gün içerisinde bütün yaşanacaklardan sorumludurlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2 gün önce yaptığı konuşma, arkadaşlar kimseyi yuhlamayalım. Çünkü zaten 4 günleri kaldı. Biz göndereceğiz onları. Yuhlamaya gerek yok. Bu açıklamayı MHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamayı nefretle ve şiddetle kınadığımızı ifade ediyorum. Ne dedi Bahçeli? Kılıçdaroğlu'nun ortaklarına ya müebbet ya da bedenlerine, vücutlarına birer kurşun dedi. Bu çok talihsiz bir açıklama. Peki ne oldu arkasından? Dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırı gerçekleşti. Ne oldu? Yeşil Sol Parti'nin Tarsus'ta otobüsü taşlandı. Ne oldu? Bugün Trabzon'da CHP'li milletvekillerine saldırı gerçekleşti. İşte bütün bu söylemlerin, bütün bu ırkçı söylemlerin arkasından yapılan saldırıların bunları söyleyenlere ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Bunun sorumlusu sizlersiniz. Yapılan her saldırının insanlarımızın ayağına taş değse, bu saatten sonra insanlarımızın kılına zarar gelse, bütün bunların sorumlusu bu söylemlerdir, bunu söyleyenlerdir, bunu söyletenlerdir. Sevgili arkadaşlarım, bunlar kaybettikçe saldırmaya başlıyorlar. Ve saldırdıkça da kaybedeceklerini ne yazık ki bilmiyorlar. 4 gün sonra gideceklerinin farkında değiller bunlar. Ve bunların düşmanlık
düşmanlıkları, demokrasiye karşı düşmanlıkları, kadınlara karşı düşmanlıkları, muhalefete karşı düşmanlıkları artık çok gizlenmiyor. Söylüyorlar, açık açık ifade ediyorlar. Televizyon programlarında söylüyorlar, mitinglerde söylüyorlar, meydanlarda söylüyorlar. Ama biz bu düşmanlığa asla izin vermeyeceğiz. Türkiye halklarının bir arada yaşamasının ve kardeşliğin, huzurun, refahın, barışın ve geleceğimizin teminatı bugün artık Yeşil Sol Parti'dir. Biz bu ülkenin güvencesiyiz. Biz bu ülkenin teminatıyız. Onları kendi içlerinde düşmanlıklarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz kendi içimizde de Türkiye halklarıyla da, Türküyle, Kürdüyle, Azerisiyle, Terekemesiyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, yerli halkıyla barış içerisinde, refah içerisinde, huzur içerisinde yaşayacağız. Bunun için mücadele ediyoruz. Kars bunlara en güzel örnektir. Kars bunlara en iyi cevaptır. Kars halkı yüzyıllardır bir arada yaşamasını bilmiş, kardeşçe yaşamış, barış içerisinde yaşamış ve bundan sonra da böyle yaşamaya devam edecek. Sevgili Karslılar, çok değerli arkadaşlarım, gittiğimiz her yerde aynı coşku var. Gittiğimiz her yerde aynı kararlılık var. Dün Manisa'daydım. Ondan önceki gün Erzurum'daydım. Bugün Kars'tayız, yarın Iğdır'da olacağız. Ve görüyoruz ki Yeşil Sol Parti bayrakları, sloganları ve verdiği mesajlarla Türkiye'nin her yerinde dalgalanıyor. Türkiye'nin her yerinde aynı hava var ve Türkiye'nin her yerinde aynı atmosfer var. Elbette ki Seroy'a da özgürlük, Figen'e de özgürlük, Gülten'e de özgürlük, Ayna'ya da özgürlük ve bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek. Sevgili arkadaşlarım, sevgili Karslılar, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın söylediklerini her gün televizyonlarda izliyorsunuz. Son olarak dediği şey, ben Allah'tan talimat alıyorum diyor. Kendisini peygamber zannediyor. Ve dini siyasete alet etmekten ne yüzü kızarıyor ne de utanıyor. Dini siyasete alet edenler, dini istismar edenler 14 Mayıs tarihinde bu halktan cevabını alacaklar. Peki Erdoğan ne diyor? Diyor ki bana bir iktidarlık daha ve bir seferlik daha iktidar olma yolunu açın diyor. Niye istiyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Bir kez daha iktidar olmayı niye istiyorlar? Yolsuzluk yapmak için istiyorlar. Hırsızlık yapmak için istiyorlar. Usulsüzlük yapmak için istiyorlar. Hukuksuzluk yapmak için istiyorlar. 21 yıldır bu ülkede hırsızlığı, yolsuzluğu, açlığı, yoksulluğu, sefaleti Türkiye halklarına reva görenler bir kez daha iktidara gelme peşindeler. Gelip bu Kars halkıyla bir gün konuştular mı? Kars halkının derdini dinlediler mi? Kars'taki esnafın, Kars'taki işçinin, Kars'taki çiftçinin, Kars'taki gençlerin, kadınların ne derdi var?
geçim sıkıntısı var mı? Bütün bunları dinlediler mi? Hayır, dinlemediler. Onlara sarayın pencerelerinden Kars'a bakmak, Kars halkının yaşadıklarına bakmak daha kolay geliyor. Çünkü sarayın penceresinden Kars halkının ne yaşadığı, ne yediği, ne içtiği, soğan alabiliyor mu, patates alabiliyor mu, esnaf siftah yapabiliyor mu, işçisi, çiftçisi üretim yapabiliyor mu, ürettiğini satabiliyor mu, bunları görmezler, göremezler. Çünkü o pencereden Türkiye toz pembe görünüyor. Ama o perdeyi biz 14 Mayıs tarihinde ampulleriyle birlikte sökeceğiz ve atacağız. Sevgili arkadaşlarım, bunların Allah'tan korkusu yok. Bunların içerisinde Allah korkusu yok. Bunların içinde insan sevgisi yok. Bunlarda sadece kötülük var, zalimlik var, zulüm var ve sadece korktukları şey kendi koltuklarından olmak ve seçim sandıkları. Bir tek bundan korkuyorlar. Ama artık korkunun ecele faydası yok. Kars halkı onları gönderecek. Şimdi Yeşil Solu parlamentoya en güçlü göndermenin zamanı. Biz 100 vekil hedefledik. Bu 100 vekilin 3'ü zaten Kars'tan gelecek. Gülistan vekilimiz iki arkadaşımızı da birlikte getirerek parlamentoya gidecek ve Kars halkının 3 temsilcisi olacak. Bu 3 temsilci sizin sesiniz olacak, sözünüz olacak. Sizin iradeniz olacak. Sizin kararlarınızı her yerde ifade edecek. Ama şimdi esas söz sizde. Kars halkı söz verecek. 3 milletvekilini parlamentoya göndermeye söz veriyor musunuz? Peki o zaman ben de diyorum ki Kars'ta demokrasi 3, faşizm 0 sevgili arkadaşlarım. Kars halkı iradesine sahip çıkacak. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Ancak Karslıların mevsimlik işçi olarak, inşaat işçisi olarak batıda, Türkiye'nin metropollerinde çalıştıklarını biliyoruz. Ve bir duyarlılık istiyoruz. Biz bir irade istiyoruz. Kars halkı, dışarıda yaşayan bütün akrabalarınızı, yakınlarınızı, çocuklarınızı oy kullanmak için mutlaka Kars'a gelmelerini sağlayın. Bizim partimizle irtibata geçin. Arkadaşlarımız bunun hazırlığını yapıyorlar. Her bir yurttaşımızı, gencimizi, çalışanımızı oy vermek üzere Kars'a davet ediyoruz. Gelin mühürünüzü Yeşil Sol'un altına vurun diyoruz. Yeşil Sol bu ülkenin umududur. Yeşil Sol demokrasinin teminatıdır. Yeşil Sol bu ülkede güvencedir. Ve milletvekillerimizle birlikte parlamentoda büyük bir güçle temsiliyet sağlayacağız. O yüzden bir oy Yeşil Sol'a, bir oy faşizmi göndermeye diyoruz. Yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgili arkadaşlar. Şimdi kazanma zamanı. Şimdi başarma zamanı. Ve bu kazanmanın, bu başarmanın elbette ki sizlerin elinde olduğunu biliyoruz. Gece gündüz çalışın. 4 gün 5 gün uyumasak da hiçbir şey olmaz. Gitmedik ev, dokunmadık el, tutmadık yürek ve el kesinlikle bırakmayın. Herkesin kapısını çalın. Herkesten oy isteyin. Herkese
yeşil soluğu mutlaka tanıtın. Ve size 14 Mayıs tarihini bir darbe tarihidir diyenlere bir demokrasi dersini Kars'tan hep birlikte verelim. Çünkü 14 Mayıs tarihine darbe tarihi diyenler var. Çünkü kafaları sadece darbeye çalışan bir zihniyet var, bir iktidar var. Onlar darbeleri iyi bilirler. Kars halkına nasıl darbe yapıldığını iyi bilirler. Kars halkının belediye eş başkanlarını görevden alıp yerine kayyum atamayı iyi bilirler. Ve onlar eğer Kenan Evren yaşamış olsaydı bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak Kenan Evren'i Cumhurbaşkanı adayı yaparlardı. Çünkü zihniyetleri aynı, anlayışları aynı, bakış açıları aynı. Ama biz darbelere de, faşizme de, kötülüklere de, zulme de, hukuksuzluğa da 14 Mayıs tarihinde hep birlikte son vereceğiz sevgili Karslılar. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kazanacağımıza ve başaracağımıza yürekten inanıyorum. Ben Kars halkından 14 Mayıs tarihinde büyük bir müjde bekliyorum. 3-0 müjdesini sizden bekliyorum. Yolunuz ve yolumuz açık olsun diyorum. Hepimize başarılar diliyorum. An Serkeftin, An Azadi, An Azadi.